Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Hazar Ergüçlü hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeden beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yorum kısmında da fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtirseniz yorumlarınızı dikkate alıyor olacağım. Ve daha fazla videoyla karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz Hazar Ergüçlü hakkında bilgiler vermeye başlayabiliriz. Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992 tarihinde Kıbrıs Lefkoşa'da dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundadır. Oğlak burcudur. Hazar Ergüçlü ailesi hakkında şu bilgileri vermiştir bizlere. Kıbrıs'ta dünyaya geldim. Annem Kıbrıs Devlet Tiyatrosu DRT1'in yöneticisi. Babam Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmenidir. İki erkek kardeşim var. Özellikle babam yurt dışında hukuk okumamı istiyordu. Oyuncu olmama annem destek verdi ama babam kandırması çok zor biridir. O zamanlar oyunculukla ilgili çababa oyalanma gözüyle bakıyordu. Oysa ben o arada İngilizce yeterlilik sınavını vermiş, yurt dışındaki üniversitelere başvurumu yapmıştım. Kabuller geldi ama Derviş Daim'in film teklifi gelince böylesine bir şeyi reddetmek mümkün olmadı diyerek ailesi hakkında ve oyunculuğa nasıl başladığı hakkında bilgiler vermiştir bizlere. Çocukluk dönemi hakkında da şu ifadelerde bulunmuştur Hazar Ergüçlü. Çocukluğum köyde, sokakta oyun oynayarak geçti. Anne ve babam çalıştığı için anneannemin yanında büyüdüm. Hafta sonları hep anneannemin yanındaydım. Bir tavsiye üzerine tiyatroya gitmeye başladım. Çok kolay etkilenen ve kapalı bir çocuktum. Belli etmezdim, çok neşeliydim. Arkadaşlarım vardı ama öyle ultra popüler ve beğenilen biri değildim. Kendimi kasan, üzen ve hırpalayan bir yapım vardı. Tiyatroya gidince kendimden utanmamayı, sevmeyi, daha iyi ve mutlu biri olmayı öğrendim ve keşke yaşamım hep böyle olsa dedim. 15 yaşındaydım ve bambaşka bir dünya açıldı önüme. Gazeteci bir anne babanın çocuğu olarak çok da okuyan biri değildim. Ama tiyatrodan sonra o metinler, yazılanlar bende bir patlama yarattı. Başka bir insan oldum. Bocalama halinden çıktım, kendimi buldum. Diyerek çocukluk yıllarında neler yaşadığını ifade etmiştir bizlere. Hazar Ergüçlü eğitimini Haliç Üniversitesi Konservatuvarı tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Hayatının dönüm noktasında şöyle ifade etmiştir güzel oyuncu. Okuldan sonra Lefkoşa Belediyesi tiyatrosuna gidiyor. Orada kendimi mutlu hissediyordum. Sonra tiyatro okumaya karar verip konservatuvar sınavlarına hazırlanmaya başladığım esnada bir gün Derviş Zaim tiyatroya geldi. Derviş Zaim yeni filmi Gölgeler ve Suretler için oyuncu arıyordu. Hocalarım sen de gir seçmelere dediğinde ben seçmenin bir filmde oynamanın insanların seni izlemesinin ne olduğunu bilmiyordum. Onun karşısına çıkmadan önce ne yapsam, nasıl oynasam beni seçer acaba diye çok düşündüm. Tabii o zamanlar kör cahil bir şekilde bir şey istiyorsun ama durumun tam farkında değilsin. 4 kere daha çağırdılar beni. Her seferinde diyorum sanırım olmayacak fakat en sonunda tamam dediler. Film çekildi, gala oldu, ışıklar kapandı ve benim için hayat başladı. Derviş Zaim hayatımın dönüm noktalarından biridir. Senarist Ece Yörenç, yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Nuri Bilge Ceylan da öyle. Diyerek hayatındaki dönüm noktasını bizlere ifade etmiştir. Oyunculuğa ilk adımını Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler isimli sinema filmiyle atmıştır oyunculuğa adımını. Yıldızının parladığı proje ise 2011 yılında çekilen Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Simay karakteriyle olmuştur. Bu diziden sonra yıldızı bir anda parlamıştır. Sosyal anlamda neler yaptığını ise boş vakitlerinde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmekten hoşlanıyor sosyal yaşantısında. Hobileri arasında yoga yapmak vardır. Ve ben hayatım boyunca zorunluluk olan hiçbir şeyi özlemedim. Sabah ondan önce kalkamayan bir insandım. Şimdi sabah 8'de ders koyuyorum. Yoganın her oyuncunun yapması gereken bir şey olduğunu söylerlerdi. Gerçekten buna başladığım için ne kadar şükretsem az diyerek yoganın hayatında önemli bir noktada olduğunu ifade etmiştir. Düşünce yapısını ise şu sözlerle ifade etmiştir. Popüler kültürün de, bağımsız sinemanın da içinde olmayı seviyorum.
İdeolojik yaklaşmıyorum. İkisinin de dinamiğinden aldığım hazla ilgileniyorum. Ölüp gideceğiz. Kimse için hayat kolay değil. Haliyle benim için de kolay değil. Kendini de çok beğenen biri değilim. Ekranlara da ben güzelim iddiasıyla çıkmadım. Tam tersine bunu nasıl oynarım mevzusu kabusum oldu. Her işte de olur. Birileri zaten görüntümle ilgileniyor. Hiçbir zaman iddialı biri olamadım demiştir. Mutluluk kaynağının ise Nuri Bilge Ceylan ve Derviş Saim'le çalışma şansı yakalamış olmak olduğunu dile getirmiştir. İlk sinema filmi Gölgeler ve Suretler, Derviş Saim'in çekmiş olduğu filmle başlamıştır ilk sinema filmi deneyimi. Hazar Erguç'la aşk hakkında da şu ifadelerde bulunmuştur. Aşkı yaşamla eş tutarım. Aşk sadece kişilerle ilintili bir şey değil. Aşk hissetmediğim, heyecan duymadığım günlerin boş geçtiğini düşünürüm. Aşık olduğumda yemek yiyemiyorum, uyuyamıyorum, konuşamıyorum, rahat edemiyorum. Kasılıyorum, dilim tutuluyor. Çok şapşal oluyorum. Yürürken bir şeylere çarpıp düşürebiliyorum. Etrafı kırıp dökebiliyorum. Hem de öyle sadece yanımdayken değil, onu düşündüğüm her an diyerek aşkı ifade etmiştir kendi yaşamında. Hayata bakış açısını ise şu sözlerle ifade etmiştir. Hata yapmaktan ölesiye korkuyorum ama bundan da kaçmıyorum. Yüzleşmek benim için yeni bir şey değil. Kendimi risk almamaya çalışan anlarımda yakalayıp yeniden o risk noktasına götürüyorum. Bu işin askeri disiplin gerektirdiğine inanıyorum. Bir şekilde biraz dertli olacak, kafa yoracaksın, kalbinle ve kendinle hep uğraşacaksın, yüzleşeceksin, kim olduğunu, ne olduğunu, kendini bileceksin. Bence yetenek, algınla doğru orantılı, derinlemesine bakarak her şeyi algılamaya çalışacaksın. Hayata karşı kör olmayacak, gözlemleyip şüphe duyacaksın. Ben de kendini beğenmeme mirası var. Kendini çok cezalandıran, hatayı sürekli kendinde arayan biriyim. Bu yüzden beni ego kusarken göremeyeceksiniz. İnşallah hayat beni değiştirmez diyerek hayata bakış açısını anlatmıştır bizlere. Mesleği hakkında da şu ifadelerde bulunmuştur güzel oyuncu. Hayatımın her saniyesini işime göre koordine ediyorum. Sanıldığı kadar basit bir meslek değil, hızla yaşlandırıyor. İnsanın kendinden taviz vermesini gerektiren, psikolojik baskısı ağır olan ve fazlaca zaman alıyor. Bir süre sonra yaşam biçimi haline geliyor. Mesleğimden bağımsız bir an bile düşünemiyorum. Oyunculuğu seçmelerden ayrı düşünmemiz söz konusu değil. Bir insanı yüz yüze tanımakla o insanın fotoğrafına, videosuna, hele ki makyajlı bir videosuna bakmak arasında milyarlarca fark var. O projeyi hayata geçirecek insanlar seni bizzat görmek istiyor. Alacaksa projesine seni alacak. Senin daha önce sattıklarını değil. Senin ne kadar yetenekli olduğunla ya da daha önce ne gibi önemli projelerde yer aldığınla kimse ilgilenmiyor. Onun işine yarayacak materyal başka. Belki bu zamana kadar ekranda göstermediğin, belki senin bile farkında olmadığın bir özelliğini bulacak. Ayrıca bu üzerindeki baskıyı ne kadar iyi kontrol edebildiğinle ilgili bir sınav. Ve tabii ki iyi çıkan performanslarda kurgu yapanların ve yönetmenlerin büyük payı var demiştir. Kariyer planlaması hakkında da yurt dışına dair kariyer planım var. Yurt dışına gidip kendimi geliştirip elimden geleni yapacağım. Bedensel ve zihinsel olarak son derece farkında olmak için uğraşacağım. Durmadan deneme çekimlerine gireceğim. Çünkü bu öğretici, dizginleyici ve ders verici. Hayatımla ilgili karar alırken çok inceleyip sık dokurum. Özellikle iş konusunda oturup bin defa düşünürüm. Olabilecek en kötü her şeyi düşünüp ona göre karar veririm. Ne olur ne olmaz diye her şeyi düşünürüm. Melankolik bir tarafım da var tabii, her Türk gibi demiştir. Gelecekteki hayalim ise zamanı ayarlayabildiğinde tiyatro yapmak istiyor. Oyunculukta ve hayatta öğrenmek bitmiyor ki, bizler de aslında küçük zerrecikler olduğumuz için hiçbir zaman ben oldum diyemiyorsun. Sürekli değişiyorsun. Tiyatro yapmayı istiyorum ama bunu yaparken yorgun olmak istemiyorum. Bir diziden çıkıp apar topar kendimi tiyatroya atmak istemiyorum. Tiyatro biliyorum ki beni çok eğitecek diyerek tiyatro yapmayı istediğinden bahsetmiştir. Hazar Ergüçlü hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım onun hakkında güzel bilgiler edinmişsinizdir. Onu daha yakından tanımışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz
Beğen tuşuna basmadan geçmezseniz çok mutlu olurum. İyi seyirler.